Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 81 küsur galibiyetli oranlı bir rakiple oynuyoruz. Normalde biliyorsunuz üzerine montaj yapmıyorum, böyle sevmiyorsunuz ama bu maçı daha önceden oynamıştım ve PES 2020'ye yaklaştık artık. Açıkçası bu benim bilgisayarımda kalsın istemedim. Siz de analiz edin, siz de yapın ama öncelikle sizden sadece bir şey istiyorum arkadaşlar. Videoyu durdurup bu maç sizde kaç kaç bitmiştir ve en yüksek galibiyet oranlı rakibiniz kimdi ve kaç kaç bitti? Lütfen bunları yazıp videoyu tekrardan oynata basarsanız beni çok mutlu edersiniz ve maça geçiyoruz. Benim için yorumlarınız çok önemli ve yorumlarınıza da muhakkak bakıyor ve cevap veriyor olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun ve maçımıza geçiyoruz. Rakip 81.5 sanırım bir galibiyet oranı var ve hakikaten de iyi bir rakip. Yaklaşık 40 gün önce falan oynadığım bir maçtı. Açıkçası ne oldu ne bitti bilmiyorum. Skorunu da bilmiyorum. Bakmadım da çok açık söyleyeyim sizlere. Amacım şu, yani uzun süre oynamadığım ve analiz etmediğim maçlarda, takip etmediğim ve bilmediğim maçlarda hatalarımı çok daha iyi görebiliyorum. Bu avantajımı kullanacağım. Ve beyaz formalı benim. GP Custom bir kadro değil. Buna baktım. Bayağı bildiğiniz çatır çatır az kadromla çıkmışım ve rakibimi yenmeye çalışacağım. İlk pozisyon bizden geldi. Neymar, ki iyi kullanırım Neymar'ı. Normalde çok fazla çalım atabilen bir player değilim ama Neymar'la iyi çalımlar yapabiliyorum ve ilk pozisyon bizden de ama maalesef ki dışarı, daha doğrusu savunma engelledi. Maçı zaten izliyorsunuz. Ben sadece küçük bir bilgi vereyim. Özellikle MyClub'da oynadığınız rakiplerden asla korkmayın. 80 galibiyet, 85 galibiyet oranı, 90 galibiyet oranı vesaire. Bu tarz rakipler inanın ki çok üst seviye oynayan rakipler değil. Kadro kalitesiyle bir yerlere genelde geliniyor MyClub'da. Maalesef ki bu böyle. Yani 30 seviye bir Ronaldo ile full seviye bir Ronaldo asla bir olmuyor. O yüzden asla maçı önceden ben kaybettim diye düşünmeyin. Son ana kadar maçı bırakmayın ve oynayın. Size tavsiyem budur arkadaşlar. Buralarda etkili geldim. Çok ilginç bir şekilde kaçtı top. 24. dakikada görüyorsunuz. İlk 24 dakikalık dilimde açıkçası baktığımda pozisyonlara, göz ucuyla maçı takip ediyorum. Kötü oynadığımı şu an için en azından, rakipten daha kötü oynadığımı söyleyemeyiz. Rakipten daha iyi durumdayım. Ve 26. dakikaya girilirken Cristiano Ronaldo ile atağa kalkıyoruz. 4-3-2-1 taktiği, piramit taktiği ile oynuyorum. Bunu daha önce kanalda göstermiştim. İlk pozisyon etkili belki de takım, yani maçın en etkili pozisyonu ama benim o pas sevdam yüzünden maalesef bu da sıkıntı oldu. Bunu yorumlara çok fazla yazıyorsunuz. Eksiğimi. Çok aşırı pas yapıyorsun ve şut çekeceğin yerlerde bile pas veriyorsun diye. Sizden ricam, bu videoyu durdurup benim hatalarım neler? Beni tanıyanlar çok daha iyi biliyorlardır. Neleri hatalı yapıyorum, neleri kötü yapıyorum? Lütfen yorumlara yazsınlar ki ben bunları okuyor olacağım. En azından bu yorumları okuyarak kendimi daha da iyi bir player yapabilirim. Sizlerin yaratıcı ve pozitif yorumlarıyla, yani pozitiften kastım şu, tabii ki de kötü anlamda da eleştirin ama pozitif bir şekilde eleştirdiğinizde bu benim için çok önemli oluyor. Bilginiz olsun. Bu arada konuşurken kaçtı. Çok net bir pozisyon kaçırdı rakip. Kalecimiz aslında çok da üstün bir kalecimiz yok kalede. Kaleci yönünden bir sıkıntımız vardı ama daha sonradan top açılımda Alisson'u bulduk. En azından şu anda bir sıkıntımız yok. Alisson'u oynatıyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Ronaldo köşeyi çok iyi gördü. Neymar, Romario. O üçlüyü çok iyi kullanıyorum arkadaşlar. Ronaldo. İşte çalım konusunda eksiğim. Ve bu yüzden de sıkıntı yaşıyoruz. Rakip takım atakta 44. dakikaya girildi. Artık ilk yarıda son anlar. Biliyorsunuz uzatmalarda hep bir gol olur. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. Ama uzatma 0 verdi ve ilk yarının sonucu. Kontrol ettiğimde şu an 4 şut benim, 2 şut rakibin çektiği görünüyor. Bir tane kurtarışım var, rakibin kurtarışı yok. Ben şutları kaleye iyi vuramamışım ama bence istatistiklerde yine kötü değilim arkadaşlar. İkinci yarıya başladık. Romario, McManaman köşeye, Ronaldo'ya ama besleyemedi. Yine aldık, süper. Hücum gücünde. Bu arada iki takım, yani iki oyuncu da çok kötü oynuyor. Ben de kötüyüm. Çok fazla pas hatası yapmışım. Ama gerçekten de bakın orta sahada nasıl geçiyor hızlı bir şekilde.
Tutamıyorsunuz adamları. Full seviye adamları tutamıyorsunuz arkadaşlar. Burada 2-1'ler. Şut izin vermiyor. Bir türlü vuramamışım arkadaşlar. Ama tabii benim de hatam var. Koulibaly ile aldık. Pogba. Enzonzi. Güzel. Vur. Oo, bu gol kaçmamalı. Orta. Bu da kaçmış. Dakika 53. Atanın kazanacağı bir maç olabilir arkadaşlar. Uzaklaştırıyor rakip. Yine bizde biraz kontrollü. Çok da çok kötü bir pas hatası. Rezalet bir pas hatası oldu benim için. Hakikaten ya bir elimde çay falan içiyorumdur. Yani bu hataları inşallah böyle yapmışımdır. Çünkü gerçek anlamda kötü hatalar ve kötü pas hataları bunlar. Muhammed Salah bakın tutulmuyor zaten Salah. Verdi pasını. Bir türlü orada topu alamadık. Dakika 58. Rakip yükleniyor. Etrafında döndüğünde rakip hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bazen soranlar oluyor. Maalesef bu oyunun en büyük sıkıntılarından biri. Rakip etrafında döndüğünde çok rahatlıkla topu gezdirebiliyor. Ama farklı önlemler alacaksınız tabii ki de. PES 2019 iyi oynama taktiklerinden yani hangi taktiğim defans yapma taktiğinde bu arada etkili. Orta etkili out. PES 2019 iyi oynama taktiklerinden arkadaşlar pas arası taktiği ve kademeye girme taktiklerini izleyebilirsiniz. Bunları engellemek için 1-0 geriye düştük. Zaten uzun süre böyle top ortada kaldığında, iki takım birbirine üstünlük sağlayamadığınızda genelde ilk pozisyon gol oluyor. Burada araya girmeyi çok severim. Yani bir tanga değiliz ama araya giriyoruz arkadaşlar. Ve 1-1 oldu. Şimdi çok çok kötü hatalar yapmışım ya. Şu an mesela hakikaten böyle acı çektirme gibi bir şeylerim olsa kendime bir tane yumruk atardım yani arkadaşlar. Çok çok büyük hatalar bunlar. Dakika 70. Çok iyi. Ah kötü bir pas aslında. Koşu onu atmadı. Lozano! Çok ilginç bir penaltı. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Messi gibi oyuncular arkadaşlar. Yani 99-98 sanırım penaltı atabilme yetenekleri var. 90'a hedeflediğinizde, şutu çektiğinizde kaleci onu asla kurtaramıyor. Bir sıkıntı olmadığı sürece o 90'a gidiyor büyük ihtimal. Bu da böyle bir pozisyonlardan biriydi. Dakika 73 öne geçirdi bizi. Ama penaltı bir ilginç penaltıydı açıkçası. Penaltı ile ilgili sizce penaltı mıydı değil miydi yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Birlikte bakalım en fazla kim penaltı mı diyecek ya da penaltı değil mi çıkacak. Yine geriye doğru bir bastık ama izin yok. Taç atışını kullanıyor. Oo, çok büyük bir hata. 3-1. Çok büyük bir hata yaptı ve şu an evet yani dağıldı. Rakip çok da üstün bir oyun sergilemiyordu açıkçası. Ben de çok kötü oynadım. Kesinlikle iyi oynamadım. Bakın yaptı. Hala inanılmaz hatalar yapıyorum. Ama rakip de gerçek anlamda hiçbir şey yapamadı. Yani bu nasıl 80 küsur galibiyet oranı aldı? İlginç. Etkili gel. O ne be? Nasıl bir gol bu? 3-2 oluyor arkadaşlar. Şimdi direnmeye çalışacağız. Rüzgarı da arkasına aldı. Son golü atan takım olarak. Dakika 83. Evet, güzel. Çok iyi, inanılmaz paslaştım. İnanıl şerefsiz. Arkadaşlar siz olsanız bu durumda kayar mısınız? Bakmayın şerefsiz dediğime. Ya sonuçta oyun kuralları içerisinde Alaba kaleciyi çekmedi. Kaleciyi çekmezse gol. Yorumlara bunu da yazabilirsiniz. Sizce bu etik mi değil mi? Hani ben kayan kaysın. Ben çok fazla hani çok şey yapmıyorum. Hatta Yasin amaçlarımızda Yasin de bunu yapıyor. Bazen ben de onu kızdırmak için yapıyorum. Hani çok fazla takıl. Biz bunun oyun olduğunu bildiğimizden çok takılmıyoruz ama hani sizin için etik mi değil mi lütfen yorumlara yazın. Gerçekten merak ettim. Birlikte
tartışırız yorumlarda diyorum. Şimdi 4-2'den sonra artık bizim için herhalde kolaylaştırmıştır maç. 89'a girildi. Evet, rakip. Sadio Mane. Sadio Mane. Topu daha çok kenarlarda oynuyorum ki zaman orada geçsin. Ve artık uzun gönderdi. Kafaya Van Dijk çıktı oraya kadar gidip sanırım. Ve artık maçta son anlar ve maç bitiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videonun sonunda yorumlarla bana destek olup like atmayı unutmayın. Siz en yüksek hangi galibiyet oranlı rakibi yendiniz? Bunu çok merak ediyorum. Ve sizce neler hatalı yaptım? Lütfen bunları yorumlarda bizleri yalnız bırakmayarak paylaşın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.